Sayın seyirciler, şu dakikalarda, bültenimizin şu dakikalarında Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına tanık olacağız. TGT Haber Spikeri arkadaşımız Alper Altun çok önemli izlenimlerini paylaşacak. Soracağız kendisine, nedir oradan yansıyanlar Alper Altun? Pazar bölgesindeki mülteci kamplarındayız. Arkanda da görüyorsunuz işte bu kamplarda ve daha çok geniş bir alana yayılmış diğer kamplarda toplamda 1,5 milyona yakın Arakanlı mülteci var değerli izleyenler. Hatırlarsınız bundan 1-1,5 yıl kadar önce Arakan katliamı tüm dünya gündemine gelmişti. Önce Türkiye Arakanlıların çığlığına, gözyaşlarına ses vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle birlikte buraya gelmişti. Ardından bu dünya kamuoyunda daha çok konuşulmaya başlanmıştı ve başlarda Bangladeş sınırı kapatmış ve Arakanlıları almıyorken işte Türkiye'nin öncülük etmesiyle birlikte sonrasında dünya kamuoyunun da baskısıyla Bangladeş o baskılar karşısında Arakanlıları sınırı açtı ve bu kamplara Arakanlılar geldi ama son derece zor durumdalar. Kimlikleri Myanmar tarafından ellerinden alınmış. Kimlik yok, pasaport yok. Bu kamplardan çıkmaları yasak. Çalışamıyorlar bu yüzden de. O yüzden tüm dünyadan, başta Türkiye'den gelecek yardımlarla ancak günlerini geçirebiliyorlar. Yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Bir yıl üzerinden hatta daha fazla zaman geçtiği için de Arakanlılara günden güne gelen yardımlar azalıyor ve onların durumu da zorlaşmaya başlıyor. Biz de burada Arakan kamplarına gelerek Arakanlı mültecilerin hallerini, durumlarını gözlemleyerek bunu biraz da gündeme taşımak amacıyla onlara gelecek yardımseverlerden gelecek yardımların biraz da artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onların durumlarını öğreniyoruz. Onlarla röportajlar yapıyoruz. Çoğu Myanmar ordusu tarafından ki tek sebep olarak Müslüman olduklarını söylüyorlar. Onlara yapılan eziyetlerin, işkencelerin işkenceye uğramış kadınlar, erkekler ve yine aynı şekilde tecavüze uğramış kadınlar, öldürülen, katledilen, köyleri yakılan, evleri yıkılan Müslümanlardan çoğu buraya gelmiş. Normalde 5-6 milyon kişi yaşıyordu Arakan'da ama şu anda 500 bine kadar düşmüş durumda bu rakam. İşte Arakanların zor durumu, hayat mücadelesi ve kaldığı kamplar ekranlarınıza bu şekilde yansıyor. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm. Doğup büyüdükleri topraklarından çok uzaktalar. Bazısının ayağında yırtık dahi olsa bir terlik bile yok. Üzerlerine giymek için sadece bir peştemal bulunan anne ve babaları gelecekleri için telaşta. Ancak yaşanılan onca zulme rağmen yüzleri hep gülüyor. 1,5 milyona yakın Arakanlı Müslüman bundan yaklaşık bir seneden fazla bir zaman önce Arakan'da kendi memleketlerinde vatanlarında zulme uğrayan Müslümanlar işte Bangladeş'te kendi vatanlarının hemen sınırlarının ötesinde bu kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Arakan mülteci kamplarının bulunduğu şehir Bangladeş'in Cox's Bazar şehri. Daha doğrusu Cox's Bazar'daki Arakanlıların yaşadığı mülteci kampına geldik. Jantoli kampındayız şu anda. Sadece bu kampta 48 bin Arakanlı yaşıyor. TGRT Haber Spikeri Alper Altun Cox's Bazar'daydı. Myanmar'da Budistlerin zulmünden kaçan mültecilerin içine karıştı. Çocuklarla oyun oynadı. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Şu an çok mutlular. Böyle ufak şeylerle mutlu olabiliyor işte insanlar. Arakan mülteci kampında dolaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, TGRT Haber izleyicileri işte Arakan mülteci kampında bir tepeden bir başka tepeyi görüyorsunuz. Bu şekilde birçok tepe var. Bangladeş hükümeti önce Türkiye'nin bu konuyu dünya gündemine getirmesiyle ve sonrasında da uluslararası baskıların artmasıyla birlikte bu mültecileri kabul etmek zorunda kaldı. Bambu evler var burada. Ve arkamda gördüğünüz teneke barınaklara göre daha sağlıklı şartlarda yaşıyor bu bambu evlerde bulunan Arakanlı mülteciler. Türkiye tarafından 7500 bambu ev yapıldı. Kalan 700'ü de tamamlanmak üzere.
Arakanlı mülteci çocukların olduğu bir okuldayız şu anda. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen birçok Arakanlı Müslümanın çocuğu burada. İşte Arakanlı Müslümanlar, çocuklar buradalar. 5 okul var bu şekilde. Okulların %20'si oyun alanlarından oluşuyordu. İnsani Yardım Vakfı o çocuklar ve aileleri için kamplara yardım götürdü. O yardımlar 1 milyon 300 bin mülteciye ulaştı. Teşekkürler. Arakan'da zulüm ve soykırım öncesi 6 milyona yakın Müslüman vardı. Birçoğu baskıdan kaçıp mülteci olarak başka ülkelere sığındı. Arakan'daki Müslüman nüfusu 500 bine kadar düştü. Mültecilerin yaşanılan onca çileye rağmen halen yüzlerini güldüren bir umutları var. Ay yıldızı formamızı sırtında taşıyan onlarca çocuk Türkiye'ye duacı. Teşekkürler. Hürriyet.